Patron hoş geldin. Kolay gelsin. Dinledin mi beni? Dinledim tabii. Bütün bu süreçlerde beraber miydik? Şeyi yanlış hatırlıyorsun Ömer. Bu para Neyi? meselesini. Bir para aldık biz aslında Halk TV'den. Geri Şöyle, gönder. şure için para aldık. Şurenin gidip gelmesi gerekiyordu çünkü düzenli olarak. O da 5 bin lira değil 2 bin liraydı. Bizi beraber çalıştığımızda bizi kovduklarında kovdukları gün geldi o para benim hesabıma geldi. Ve biz seninle konuşup o parayı geri iade ettik. Gönderen kişiye. Cüneyt Akman olabilir diye hatırlıyorum. O zaman Cüneyt Akman da çalışıyordu. Makbuzu bende. Duruyor Tamam. evde. Yani biz Yani para almadık. toplam para 2000 lira. Onu da biz bila bedel çalışıyorduk ama şöylerin gidip gelmesi gerekiyordu. Kanala düzenli olarak teknik hazırlıklar için, arka plan haberleri için. Onun için almıştık. Ona verecektik. Vermedik. Yani dolayısıyla hani bizi kovdukları için o parayı da iade ettik sahiplerine. Makbuzu bende duruyor. Ha, demek ki bize para şöyle de dahil bize bir para geçmedi. Doğru mu? İşte para dediğimiz 2000 lira para. 5000 lira değil. 2000 lira para. Ama Bu da yol parası. geri gitti o da. Geri Bizde gitti tabii. kalmadı. İade ettik. Heh, ben öyle dedim. Evet. Parayı yanlış almış. Peki, başka bir şey daha söylüyorum. Biz sonraki dönemde dahil olmak üzere, Tele1 de dahil olmak üzere son dönemi kastetmiyorum. İlk döneminde oradan da para almadan çalışmadık mı? Evet. İlk döneminde. Heh. Anladım. Doğru. Doğru. Son dönemde günlük ya da şey program yapıldığı zaman yol parası dışında bir şey aldık mı? Yani 3 bin liralar, 4 bin lira, bu Yani kadar. ben hatırlamıyorum yok. Heh. Şimdi sonuçta Şaban'a sorduğum sorular ortada. CNN'de neler yaşadığımız ortada. Şeyi hatırlıyorsun, bizi Halk TV'den niye kovduklarını hatırlıyor musun? Bir Kürt gazeteci yayınlandı. Bir gazeteci arkadaşımıza Güneydoğu'da polis silah çekmişti. Biz de yani bu abi gazeteci çocuk. Onu şeye bağladık. Televizyona bağladık. Ne oluyor orada diye. Yani çocuk PKK'lı falan değil. Bir Kürt gazeteci. Kürt kökenli. Yani bir gazeteci sonuç itibariyle. Bir Tek meslektaşımız. suçu, tek Ha? suçu bölgede gazetecilik yapmak. Bize şey dediler. Ya çok hassas bir dönemde geçiyoruz falan. Ne alakası var yani polisin silah çekmesi bir gazeteciye hassas dönem midir? Yani nedir yani? Anlamamıştık biz. Ama galiba o bir bahane oldu anladığım kadarıyla. Evet. İstemediler. Bizim yaptığımız televizyonculuğu istemediler daha doğrusu.